MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde ekonomi vardı. Enflasyon artışı ve hayat pahalılığı geçicidir diyen Bahçeli, stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara da tepki gösterdi. MHP liderinin hedefinde muhalefetin altılı toplantıları da vardı. Enflasyon artmış olabilir. Hayat pahalılığından şikayet ve sızlanmalar da görülebilir. Ama Allah'ın izniyle bunların hepsi geçicidir. Çıkan enflasyon el birliğiyle indirilecektir. Dün yaptık, gene yaparız. Gündeminde ekonomi vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hala fiyat etiketlerini indirmeyenler, nankörlük ve namertlik yapan fırsatçılardır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu haksız ve ayağsız eleştiriden başka bugüne kadar ne yapabilmiş? Taş üstüne taşı ne zaman koyabilmiştir? Bahçeli Macaristan seçimlerine de değindi. Ümit ve temenni ederim ki içimize yuvarlanan Zillet İttifakı'nın Macaristan'a bakıp sonuç çıkarması, ders ve ibret almasıdır. Bahçeli dokunulmazlığı kaldırılan Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği düşürülmeli dedi ve ekledi. Bir tarafta milletvekili maaşı alıp diğer tarafta terör kamplarına kaçmak hainliktir. Sayın Kılıçdaroğlu, neyi bekliyorsun? Neden susuyorsun? Haydi bunu da eleştir. MHP lideri anket şirketlerine de tepki gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi yüzdelere sığmaz, oranlara sıkışmaz, barajlarla sınırlanamaz. Siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz, yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz? Ukrayna Buça'da savaş suçu işlendi iddiası da Bahçeli'nin gündemindeydi. Bize göre katliam iddialarının İstanbul'da kurulan müzakere masasından sonra gündeme taşınması ya bir tesadüf ya da kahredici bir tezgahtır. Putin ile Zelenski'nin İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip birbirlerine el uzatmaları, ez cümle bu savaşa son vermeleri mutlak beklentimizdir.